Nilay Hanım, arkadaşınız, dostlarınızın düğünü, neler söyleyeceksiniz düğünden başlayalım. Evet ya, ben çok heyecanlı ve çok mutluyum çünkü Cihan yaklaşık 11 yıldır arkadaşım. Dolayısıyla Sinem'i de çok uzun süredir tanıyorum. O yüzden bugün bu mutlu günlerine şahitlik ediyor olmak benim için çok mutluluk verici. İnanın dün heyecandan ben de uyuyamadım yani, öyle söyleyeyim. 10 yıllık ilişki yerine 11 yılında hakimsiniz yani arkadaşınızla. İlişkinin başı nasıldı, bu konuya nasıl geldi, burada nasıl nokta alıyoruz şu an, bir başlangıçtan bitiş noktası olarak özetleyebilir misiniz bize? Biz Zil Çalınca diye bir işte oynamıştık Cihan'la. Orada tanıştık, Sinem'i orada gördü ve ben bu kızla evleneceğim dedi gerçekten ve bugün evleniyorlar 11 yıl sonra. Gerçekten müthiş bir hikaye, o yüzden çok duygusal ve çok mutluyum. Siz ister miydiniz böyle bir hikaye? Gördüm, evleniyorum deyip evlenmek. Yok hiç. Çok ütopik oluyor bu. İstemem ya ben sanırım şimdilik. Neden ya? Yıldırım aşkına karşı mısınız? Eyvallah, bir şey soracağım. Bu soruyu çok düşündüm ve çok merak ediyorum. Yemin ediyorum şimdi aklıma geldi. Yıldırım aşkına karşı mısınız? Hiçbir şeye karşı değilim. Tabii ki hayat yani ne getireceği belli olmaz ama şu an tabii öyle bir isteğim ve arzum yok. Tabii yani çok duygusal değilsiniz o zaman yani ilişki konusunda siz. Yani. Sen gel biz şurada biraz konuşalım. Teşekkür ederim. Evet, tabii ki. Bir yandan hazırlıklara döneceğim. Hazırlık aşamasında hakim misiniz? Cihan'la konuştunuz mu? Nasıl bir konuştuk? Ya, bugün işte çok heyecanlı olduğumuzu konuştuk. Ben hazırlık aşamasına dahil olamadım. Biraz işlerim yoğundu. Son dakika hazırlanıp buraya yetiştim. O çok heyecanlıydı, onu biliyorum. Zaten içeride görmenizi çok isterdim o tatlı yüzlerini. Heyecanlı olduğumuzu konuştuk. Şimdi içeride kavuşacağız biraz. Çok kısa Kuş Uçuşundan da bahsedelim. Yeni sezonun çekimleri bitti mi şu anda son durum? Evet. 3. sezonumuzu bitirdik. 2-3 hafta oldu yaklaşık olarak. Çok güzel geçti. Yani ben çok beğeneceğine inanıyorum tekrar seyircimizin. Zaten çok sevdiğimiz bir iş. İnşallah seversiniz. Mükemmel bir içerik. Bu arada biz Birca Kalay'la röportaj yaptığımız Zerben sorusu. Ben ne zaman size röportaj yapsam haber müdürüme röportaj yapıyormuşum gibi hissediyorum diye. Yani ne? Haber müdürüme röportaj yapıyormuşum gibi hissediyorum direkt. Yani siz kendisi bir televizyoncu canlandırdığınız için. Evet, aynen. Siz nasıl bizim sektöre diğer taraftan bakınca neler hissettiniz peki? Ya orası da gerçekten acayip bir sektörmüş çünkü sizin sektörünüzde olan insanlardan Kuş Uçuşunda oynadıktan sonra oynadıktan sonra gerçekten yani bu hikayeler gerçekten var dendi, siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten böyle şeyler yaşıyoruz diyen bir sürü insan oldu. Değişik. Şeyi de sormak istiyorum şimdi, kıyafetinizden dolayı da tabii ki de kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanıyorsunuz. Evet. Dışarı çıkarken de bir beyefendi sizinle birlikte geldi. Yani, ama bak toparlayarak söylüyorum. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Evet, kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanıyoruz. Topuklu, ince topuklu, kır düğününe ince topukluyla gelinir mi derseniz gelinmez. Çok eski bir arkadaşım aslında, 4 yıldır 5 yıldır gittiğim spor salonunda hoca. Aile dostumuz, arkadaşımız yani.